Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. LoL 101'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim ve bu bölümdeki konuğumuz Zek arkadaşlar. Kendisi bir tank dövüşçü ve bir ormancı. Orman dışında farklı rollerde oynandığı oldu. Discord orada falan da gördük karakteri ama hatta destek rolünde de gördük ama şu an için karakterin en alternatif ve en çok kazandıran rolü orman olduğu için ben de sizlere ormanda göstereceğim. O yüzden sizlere de ormanda tavsiye ediyorum karaktere. Oynayacaksanız kesinlikle ama kesinlikle ormanda oynamanızda fayda var dostlarım. Karakterin yetenek seslerinden önce yine rünlerinden bahsedelim. Şu an en çok kazandıran rünü buzul takviyesi ama ben bu video içerisinde Artichoke da göstereceğim. Çünkü buzul takviyesiyle her zaman oynayamazsınız ama Artichoke'la her zaman oynayabilirsiniz karakteri. Buzul takviyesiyle oynadığınızda karakter arkadaşlar herhangi bir kitle kontrolü uyguladığınızda o buzul takviyesini tetikliyor, rakibin daha az hasar vermesini ve rakibin sizden kaçabilme şansını büyük ölçüde azaltıyor. Şu an en çok tercih edilen dediğim gibi o. Hatta %54'lük bir kazanma oranı var. Artichoke'un ise %53 kazanma oranı var ama en çok tercih edilenlerden ikinci sırada o bulunuyor. Buzul takviyesi değişmeseydi Artichoke'la birlikte oynanmaya devam edecekti. Artichoke'la yine içeride kaldığınızda rakipten yiyeceğiniz hasarı büyük ölçüde azalttığı için daha işlevsel olabiliyor Zeki. Gelelim karakterin yetenek setine dostlarım. Şöyle gördüğünüz gibi levelimizin üzerinde bir kanat işareti var. Bu pasifimizin şu an mevcut olduğu anlamına geliyor. Nedir bu pasifimiz? Karakterimiz arkadaşlar bir yetenek kullandığında yerde bir parça bırakıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Siz gidip bu parçayı aldığınızda eksik canınızın belli miktarını yenilemiş oluyorsunuz. Öte yandan diğer pasifiniz ise şuradan şöyle kulenin dibine gelip bir öleyim. Bakın kuleye öleceğiz. Kule bize vursun. Şuradan otomatik can yenilemeyi kapatalım. Bakın öldük. Canımız azaldıkça bizim boyutumuz da küçülüyor. Kule bizim parçalarımıza böldü. Tam 4 parçaya bölünmüş olduk. Bu parçaların mevcut canının belli bir miktarı kadar geri kazanıyoruz. Öte yandan arkadaşlar bu parçaların her birinin içerisinde bizim zırh ve büyü dirençlerimiz var. Yani öldüğümüzde biz 4 parçaya ayrılıyoruz. Her parçamızı kestiğinde bizim canımızı ve zırhımızı ve büyü direncimizi rakipler kesmiş oluyor. Eğer 4 parçanın 4'ü de kesilirse karakter ölüyor. Ama eğer ölmezse karakter dediğim gibi o bulunan parçaların miktarına ve canlarına bağlı olacak şekilde yeniden diriliyor. Ve yine parçaların miktarına bağlı olacak şekilde de zırh ve büyü direnci kazanmış oluyor. Bilginiz olsun pasifimiz bu işe yarıyor. Karakterin yeniden dirilmesini sağlıyor. 5 dakikalık bir bekleme süresine sahip dostlarım. Bilginiz olsun. Dikkatli kullanmanızda fayda var. Sizin bölünmüş olan parçacıklarınıza takım arkadaşlarınız teleport atabiliyorlar. Bu sayede o parçalar ölmüyor ve siz tekrardan dirilme imkanı bulabiliyorsunuz. O parçalar ölmediği için hatırlatmış olalım. O parçalar demeyeyim. O parçalardan bir tanesi veya takım arkadaşınız dördünüzde de teleport var. Her biri bir parçanızı atıyor. Bu sayede hiçbir parça ölmeden dirilmiş oluyorsunuz. Q yeteneğinden bahsedecek olursak. Arkadaşlar karakterimiz şu hat boyunca kolunu savuruyor. İlk etapta bir kolumuzu savurduk. Bu takım arkadaşımıza bağlandık rakip oyuncuya. Ardından şöyle tekrar kullanayım. Kullandık. Diğer bir rakip oyuncuya vurduğumuzda bu iki rakip oyuncuyu birbirine çarptırmış oluyoruz. Yani bir kitle kontrolü uygulamış oluyoruz. Doğru kullandığınız takdirde bu yetenekten çok fazla verim alabiliyorsunuz. Çarptırdığınız bu rakip yavaşlıyor. Diğer rakibe sağ klinize oto atak yapıp iki rakibi birbirine çarptırmış oluyorsunuz. Yani birine Q attım, diğerine de Q attım diye bir şey yok. Diğer rakip oyuncuya mutlaka oto atak atmanız lazım ki bu kitle kontrolünü uygulayabilirsiniz rakibe. Öte yandan W yeteneğiniz arkadaşlar bu alan içerisinde bulunan tüm rakiplere eksik canlarına bağlı, daha doğrusu canlarına bağlı olacak şekilde büyü hasarı vermenizi sağlıyor. Bu sayede karakterimiz tank olan şampiyonları çok rahat bir şekilde eritebiliyor. Ama bunu da büyü hasarı olarak uyguluyorsunuz. Gerçi karakterin bütün yetenekleri yetenek gücünden besleniyor. Onu da söylemiş olayım. Aklınızda bulunsun. Ve diyor ki herhangi bir şekilde bir yetenek sormak, yani yere parçalarınızı toplamak otomatik olarak diyor sizin diyor arkadaşlar W'nuzun bekleme süresini kısaltır diyor. Aklınızda bulunsun. E'den bahsedecek olursak E yeteneğiniz arkadaşlar şu huni şeklindeki bir alanda kendinizi sapan gibi düşünün. Ne kadar basılı tutarsanız o kadar uzağa atlayabiliyorsunuz. Maksimum menzili şu an için bu. Atladığınız menzilde eğer bir rakip oyuncu varsa veya birden fazla rakip oyuncu varsa onları havaya savurabiliyorsunuz. Bakın gittik tak bunları ikisini birden kaldıramadık. İkisini birden böyle gördüğünüz gibi havaya savurmuş oluyorsunuz. Bir kitle kontrol yeteneği oldukça fazla vurmanızı sağlayan bir yetenek dostlarım aklınızda bulunsun. Mesafeye göre
Daha doğrusu level atladığınızda bu mesafeyi de arttırabiliyorsunuz. Bakın arttıralım, son seviyeye getirelim. Şimdi E yeteneğinin menzilini görüyor musunuz? Ejder pitine kadar neredeyse atlayabiliyoruz. Bu sayede çok uzak mesafelerden baskın atabilme potansiyeline kavuşmuş oluyor karakterimiz dostlarım, bilginiz olsun. Ultimiz ise arkadaşlar yine bu alan içerisinde aynı W'nun alanıyla aynı alan içerisinde kullandığınızda burada bulunan bütün rakipleri şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi havaya savurmanızı sağlıyor. İlk değdiğinizde herhangi bir rakibi ilk değmenizde bir defa, ikinci değmenizde ikinci defa havaya kaldırmıyorsunuz. Her rakibi birer defa. Her yere düştüğünde rakibe büyü hasar veriyor ve rakibin pozisyonunu bozmanızı sağlıyor ultiniz. Böyle bir etkiye sahip çok keyifli bir ulti aslında bakacak olursanız. Rakibi böyle ters pozisyona sokabildiği için. E'nize girdiniz, direkt ultinizi kullanın. Öte yandan ultinizi kullanırken W'nuzu da basabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmak isterim sizlere. Yetenek setimiz bu şekildeydi dostlarım. Eğer dikkatli oynarsanız karakterden çok fazla verim alabiliyorsunuz. Karakterin size galibiyet getirebilme ihtimali çok yüksek. Ama tamamıyla sizlerin elinize bağlı bir karakter. Zorluk bakımından 3 üzerinden 3 zorlukta doğru oynamanız gerekiyor. Q'nuzu doğru kullanmanız, E'ni doğru kullanmanız lazım. Pasifinizi aynı şekilde doğru noktalarda, öleceğinizi hissettiğiniz noktalarda işte engage atıp takım arkadaşlarınızın takip edebileceği pozisyonlarda yapmanız lazım. Dediğim gibi canı azaldıkça boyutu küçülüyor karakterimizin. Can barı arttıkça da karakterimizin boyutu artıyor. Bu da Zek'in çok hoş bir görünüm almasını sağlamış oluyor. Hatta seslendirmesini bile ona göre değiştiriyorlar karakterin. İşte küçüldüğünde sesi böyle daha tiz, büyüdüğünde böyle sesi daha kaba gelmiş oluyor karakterimizin. Metadaki durumu bakımından da 3 üzerinden 3'lük bir ormancı olduğunu söylememde fayda var. Dikkatli oynadığınız takdirde sizlere oyunlarınızı kazandıracaktır dostlarım. Kimlere karşı güçlü, kimlere karşı güçsüz? Rammus'tur, Ivern'dur, işte sayabileceğiniz minimum tank ormancıların hepsine karşı karakterimiz çok çok yüksek kazanma oranına sahip. Öte yandan Hecarim, Diana, Rengar, Nocturne, Rek'Sai, Zed ve Olaf gibi karakterler erken oyunda da sizleri darlayabildikleri için bu şampiyonlara karşı kazanma oranınız çok düşük. O yüzden bu şampiyonlara karşı Zeki önermiyorum dostlarım. Bilginiz olsun. Benim karakter hakkında genel olarak söyleyeceklerim bu şekildeydi. Şimdi sizlere gameplay kısmına doğru yolcu ediyorum. Gameplay kısmında görüşmek üzere. Evet sevgili dostlarım geldik. Gameplay kısmımızda yine kamerasız bir şekilde üzülerek başlıyoruz. Hemen dolu kılıcımı aldım. Dolu bir iksirimi ardından totemimi aldım. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Kırmızı güçlendirme başlangıcı yapacağız. Ardından mavimi alıp üst koridora gitmek istiyorum. Onu da tutuşturla birlikte olduğu için Nasus'la birlikte cezalandırabiliriz diye umut ediyorum. Elimizden gelen en iyisini sergilemeye çalışacağız. Yüksek bir elo oynamıyorum. Şu an gümüş altın elo arasında oynuyorum. Hani hesabın rankını kasmaya çalışıyorum. Bu hesabın ilk solo Q'ları olduğu için bu şekilde. Yoksa normalde daha yüksek ranklarda da oynarız, dert değil. Ama dediğim gibi hem içerik birazcık daha renklenmiş olur, hem de oyunu uzatabildiğim kadar uzatma şansım olur zevkle. O yüzden bu tercihte bulundum. Hadi be. Çok iyi. Yapma işte Morgana, yapma onu. Onu yaparsan geçmiş olsun. Onu yaparsan çok fena geçmiş olsun. Teleport da atamayacak bizim çocuk. Ben bu arada kaynadım. Yani şu invade'i bizim kazanmamız lazımdı bu arada. Çok böyle dağınık bir şekilde gerçekleşti. Catelyn'in trevine oturmasam orada ilave damage yemeyecektim ne güzel. First Blood rakipte kimde kaldı? Yone'de kalmış. Yone çok fazla hasar çıkarttı, bize üzdü. Bir de E yeteneği başlamak zorunda kaldım. Morgana'nın orada başta Q'su değdi mi acaba ya adama? Ha, değmediği için zaman kaybettik zaten herhalde. Daha fazla zaman kaybetmeden hemen şu arkadaşa bir dönelim. Neyse, andaki bir başlangıç ama toparlanmayacak bir şey değil. Toparlayabiliriz. Takım da buraya yetişmeye çalıştı. Nasus bile buraya koştu geldi. Ona rağmen adamların damage'i çok fazla olduğu için onlar kazanmış oldular. Toparlarız. Can sıkmayalım. Rakibin mobilitesi kısıtlı. Yöne base attı ama eşya almadan mı geçtik? Tabii zaman kaybetmemek adına öyle yaptı. Hemen bu arkadaşları alarak devam. Zek her level atladığında daha da güçlenen bir char benim gözümde. Late game'de aşırı derecede kuvvetli bulduğum bir karakter. Bu gücünü sizlere göstermek istiyorum. Her ne kadar erken oyun dediğim gibi kötü başlamış olsa da geç oyunun bu şekilde olacağı anlamına gelmiyor. Aksine geç oyunda çok çok daha kuvvetlenen bir karaktere dönüşebiliriz.
Hemen şuradan Q'muzu açalım. Devam. Aslında bot lane'e bir baskın atabilirim ya. Ben bota gelmek istiyorum. Miss Fortune base atmasa çok çok tatlı olur. Base atmamalıydım be Miss Fortune. Kısa kaldım. Boyum çok kısa kaldı. Scuttle'a gitmek istiyorum. Morgana minyon dalgasını kötü yerde tutuyor şu an. Mundo sıçra ve tutuştur kullanmış Nasus için. Ya bizim çocuk orada sorun yaşamaz. Güzel. Yeteneğimin 10 saniyesi var. Veigar'ın dikkat etmesi lazım. Zinza üstüne atlarsa o adamın canı sıkar yani. Gelirim ben buna. Hadi yöne bir hata yap. Veigar alsın diye özellikle çok uğraştım bu arada. Allah'tan alabildi. Şimdi Zinza üst Scuttle'da Veigar'ın base atması lazım. Bloom'a da gitmiş olabilir bu arada. Her şeye ihtimal veriyorum şu an. Aa, almamış Bloom. Aim'i kısa tuttum ya. Hemen Bloom'uzu da alalım. İyi oldu bu skor. Kafa rahatlatır. Skorun kendisinin dediğim gibi Veigar'da kalması lazımdı. Adam koridorda rahat etsin. Şimdi ben alacak olursam Yone gene ona karşı üstün olacak. Yine cevap veremeyeceğiz ama o alacak olursa en azından nefes alabiliyor. Ben şöyle E yeteneğimi fulleyerek devam edeyim. Bu arada Gromp'la ilgili bir detay söyleyeyim. Canınız ne kadar azsa, canınız ve mananız ne kadar azsa Gromp'u öldürdükten sonra size o kadar fazla can ve mana veriyor Gromp. Aklınızda bulunsun. Bizim çocuk tapta baskını yedi. Nasus'a yetişmeye çalışırım ama zor gibi be Nasus. Seni yediler gibi orada. Çok ileride kaldı. Resetlenelim. 1200 gold'umuz var. Burada hemen parça eşyamızı almamız lazım. Şu arkadaşı. Bamin'in alevi geldikten sonra çok rahat ediyoruz. Yone bot lane'e gitmiş bak. Veigar'ın bunu takip etmesi lazım. Yone bunu da kesti. Ah. Bunun esesini mutlaka vermesi gerekiyordu. Şuradan şu arkadaşı alalım. Nasıl bu seviyede savaşmak istedi ama ben çok uzaktım yani. Alakasız bir yerdeydik. Yine giderim deneriz ama Mundo 6 level oldu. İşler çok zor. O adam Scuttle'ı almamış mı bir de? Gel sana deneyelim hadi. Gönlün rahat etsin. Adamın burada Vision'ı da mı yokmuş bir de? Ona rağmen mi? Yapma işte onu. Wow. Tapa doğru koşmam lazım. O adam orada... Yatmazsa şayet. Ay, oto hatamda kaldı. Keşke hiç salça olmasaydım. Veigar sen nasıl öldün ya? Ölmemeniz lazım çocuklar. Zinza nereye gidiyor? Ocağınla.
Pink'ini gördün mü cidden? Ha, Pink orada varmış bak. Bak sen çakala. Orada o Pink orada olmasa Ninza'yı kesme şansım vardı belki de. Veigar'cım bir de geliyorum. O Yone'nin canını okuyacağız seninle birlikte. Tamam geldim. Çok güzel. Bir adam süper kahramanlık yaptıkça ben skor toplarım. Bir de bota koşacağım. Bakın baskını arttırdık. Orman dönmeyi, pardon. Orman dönmeyi azalttık, baskını arttırdık. Çok güzel. Kırmızı güçlendirme de kattık buradan. Kendi kırmızı güçlendirmesi miydi, bizimki miydi bilmiyorum ama. İyi, bizimki de duruyormuş. Çift kırmızı alıyoruz. Mükemmel haber. Botlane'in de orada skor alması harika oldu. Bak onlar da çok geride başlamışlardı hatırlarsanız. Spell vererek başladılar. Ama şu an onlar da oyuna döndüler. Organa yapma. Geliyorum ben de. Çok iyi. Ne odalarım bu arada? Eğer kaşınırsa. Yone top lane'e gitmiş bu arada. Oyun sorşuncum canımsın. Bana bir de burada yardım etti. Gözüm. Adamın orman kampına da bir çöktük. Hem kırmızı güçlendirmesini hem mavi güçlendirmesini bize bırakmış oldu. Bir de şimdi mide yürürüm. Ölüşe bak adamım. Harika. Sıçrası yok yönenin. Top'a bir tur daha damlayacağım. Ultim de var. Çarpım da var. Geliyorum. Savaşmaya devam edebilir bizimki aslında. Çok iyi. Veigar'ın buraya takip etmesi müthiş bir olay oldu. Müthiş. O kadar rahat baskın atabiliyor ki karakter. Hiç zorlanmıyorum yani haritada dolaşırken. Bir de yanımda kitle kontrolü olan karakterler var. Yani kontrol büyücüleriyle çok çok uyumlu Zek. Bu olayını çok seviyorum karakterin. Daha base atmadık. Üzerimizde 3K para var. Tek bir eşyayla bunları yapıyoruz. Bayağı kalabalıklar bot lane'de. Benim de resetlenip oraya gitmem lazım eşyalarla. Bizimkiler ölecek olurlarsa çünkü ejder'e başlayacak adamlar. Şuradan buz ateşi eldiveni aldım. Çivilimi aldım. Ya çivilimi diyorum. Çivili nereden çıktı? Ninja tabimi aldım. Ben de geliyorum. İşte bak. Onu da kesecek adam. Hatta göre göre adamın üstüne gitmemeliydiler. Zinza'yı 1v1'de keserim yakalarsan.
Ben de göstere göstere ona girdim ya. Bravo bana. Ama Zinza'nın canı azdı yani. Buraya gelecek olursa keseriz adamı. Base'e gitti yani. Nasıl koridorda da aksiyon bitmiyor arkadaş. Abi niye deme içemiyor bu adam? Adam deme içemiyor, normal mi? Zinza'nın deme içememesi. Buraya yardım lazım. Alo, kule kaybediyoruz ama bedavadan. Yani Zinza için her şeyi yaptım. Adama bana mısın demedi arkadaş. Kettini keserim ama arkasından Yone çıksın istemiyorum. Yone burada çünkü. Çok güzel. İyi, bize bu tarz haberler lazım işte. Bize bu tarz şeyler lazım. Nasılsın? Kaç siteyi oldu? Ben çok merak ediyorum. 237 yapmış. Gene bak kötü de değil adamın hani siteyi. O kadar ölümüne rağmen ama Mundo ile savaştığında Mundo şu an onu yenecek güçte. Kafa kafaya çarpışmaması lazım. Ben gelirsem belki ikimizi birden bile kesebilir. Bilemiyorum şu an adamın güç durumunu. Tekrar bir resetlenelim. Elimizin altında bulut ejderi olması çok güzel haber bu arada. Hem mobilite açısından hem ulti bekleme süresi açısından. Harika işimize yarıyor. Ben şuradan dikenli yeleğimi alayım. Bu adamlara karşı lazım çünkü. Eğer ağır yara uygulamazsak Zinza falan deli gibi can çalacak bizden. Orada sanki kaybedecekler gibi hissediyorum. Dur, biz de gidelim. Abi adam ölmüyor ya. Adam hasar yemiyor Zinza bizden. Nesin sen ya? İnsan mıyız birader? Bu ne böyle? Ben de geliyorum ona. Mundo ne yapıyor arkadaş? Adam sadece split yapıyor. Nasus'ta karşısında duramıyor Mundo'nun. Buraya yardım lazım. Adamın önüne geçin de body block atalım. İşte bu. Ben cana göre vurduğum için adamın can barının artması bizim işimize geliyor. Bu arkadaşı da alalım pistten. Çok güzel çocuklar, işte bu ya. İşte bu takım ya. Birbirimizi takip ederek oynadık mı patır patır sonucunu alıyoruz.
Baktım adamlar sürekli savaş arıyor. Tamam, madem istediğiniz gibi olsun. Orman dönmeyi bıraktık, savaş odaklı oynadık. Baskın odaklı oynadık. Ekmeğimizi yedik arkadaşlar, mis gibi. Helal be. Veigar bir anda adamların kafasına vurdu. Hemen heksejlerine gidelim. Yetenek hızı falan lazım. Umarım hızlıca alabiliriz. Veigar'ın canı falan az. Alabiliyormuşuz yani. Işık hızını da alabiliyormuşuz zaten. Ah be, kolum kısa kaldı. Neyse, adam sıçrasını attı. Ben ölmem be kankam. Ölürmüşüm de ölmem. Daha ölmem. Daha pasifimiz var. Helalsin Morgan. Aa, canları alamadım. Nasus teleportu yok. Kaç saniye acaba? 14 saniyesi varmış. Aga be. Teleportu olsa burada yaşardık. Bir de Swain'in W'sunun içerisine kalmamam lazımdı benim. Direkt çıkmayı oynamam lazımdı. Dikenli yelek olmasına rağmen adam deli gibi can topladı. Neyse. İki ejderimiz var. Hex ruhunu elimize geçirebiliriz. Hex ruhu çok fazla işimize yarar. Yetenek hızı dediğim gibi bu takım için çok önemli. Sık sık yetenek atabilsinler. Özellikle Nasus, Veigar. İkisi de stack kasabilen karakterler. Yetenekleri ne kadar artarsa, yani yetenek hızları ne kadar artarsa o kadar işimize yarayacak. Saldırı hızı da zaten Miss Fortune her türlü işine yarıyor. Kaç stack oldu bizim Veigar? 245 olmuş. İyi, Rabadon'u yok herhalde daha, aynen. ...17 skor katkım varmış. Ben hiç KDA'ma bakmıyordum da bayağı iyiymiş şu an KDA'mız. De son seviyeye gelince yani base'den atlıyorsunuz adamların üstüne. Bizimkiler çok tehlikeli yerlerdeler. Üzdü. Miss Fortune demeyi hiç atamıyor ki, o eşyalarla atamaz zaten demeyi işte. Ben şu Yone'yi tutayım. Kettim bir de yürümüş ya. Şuradan hemen Warmog'a gitmem lazım arkadaşlar. Warmog bir an önce bitmeli. Miss Fortune'da Dominic almalı. Dominic gelirse rahat eder. Yetişiyoruz. Gold'um tabii dakikaya göre oldukça az kalmış benim. Gold konusu toparlaman lazım. Oo, Morgan onu nasıl yaparsın? Morgan'ın Q'lar güzel bu arada da. Mundo'ya eritici eşyalar lazım. Veigar niye çivili kasmaya çalışıyor ki? Rabadon'u bitirse aşırı fazla yetenek gücü olacak zaten. O karakter için Rabadon önemli. Tank build yapmaya çalışıyor adam kendince.
Buna baksanıza çocuklar. İyi kesti bizimki de. Arka tarafta da büyük felaketler olmuş. Ejder'i kaybettik bu fight'tan dolayı. Nasıl bu kadar uzun süre üzerlerinde tutabildiler anlamıyorum. Bize ağır yara da lazım. Hadi 3 kişi de ağır yara eşyası var şu an. Tankı eritecek eşya da lazım. Benim W hadi rakibin azami canına göre vuruyor. Daha Mundo'yu biraz önce eritmeye yetmedi fark ettiyseniz. Yani umuyorum buradan çıkmaz bizim adamın karşısına. İyi bari. Şunu satalım. Yani Yoni için Randuin de alabilirim. Şu ikisi için hatta. O da gitmiş çivili zırh almış. Bu adama geliyorum ya. Bu adamı bir yiyelim. O kadar kestik bak. Veigar'ın üzerinde Rabadon yok. Nasus zaten çok cacık olmaya başladı. Onun shutdown'u hayda buraya acil yardım. Çok iyi bu arada. Süper. Hadi barona girelim. Gel gel gel. Hızlıca alabilmemiz lazım bunu. Çok tatlı oldu bu arada bu savaş. Aşırı tatlı oldu. Çok işimize yaradı. Hata yaptılar. Nasus ölecek olmasına rağmen benim için adam gitti kullandı. Orada yeteneğini. Gelin 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 bunu keselim. Dümdüz trolledi. Sağ olsun. Reset vakti arkadaşlar. Varmoğumuz bitti. Bizim için önemli bir eşya tamamlanmış oldu. Üzerine gargoyle da alabilirim. Eşek gibi tanklaşabilmek adına. Tank eritecek bir eşyadan ziyade tanklaşmak daha çok işimize yarar gibi düşünüyorum. Hadi bakalım. Gargoyle ile devam edelim. 3.5K can barına sahibim şu an. Devasa bir zeke dönüşeceğiz. Bizimkilerin de bir yandan koridor etmesi lazım. Nasus itiyor. Nasus'una dikkat etmesi gerekiyor. Ben split'e gitsem bu karakterle sıkıntı. Nasus'u flankleyecekler şimdi arkadan. Ben madem botu iteyim. Baron güçlendirmesi varken değerlendirelim. Haritanın her köşesini kuşlayalım. Güzel. Önce bir Catelyn aldılar. Yone gelmeden o savaşı kazanırlarsa harika olur. Ki kazandılar da. Güzel alanı tutuştur da yok.
Barmok sayesinde can barımızı geri doldurduk. Yone'yi de keserim bu arada. Yone'yi kesebilecek güçteyim de. Tık tık, güzel. İyi, orada yakalanmazlar herhalde. Mundo'nun da zaten spell'i olmadığı için yine avantajlıyız. Baron güçlendirmesini verimli bir şekilde kullanamadık ya. Ben şöyle bir gücümü oraya göstereyim. Ona rağmen fight'ı çok güzel bir şekilde götürdüler. Helal olsun. Bu oyunu çok güzel domine ettik. Güzel. Aman Nexus'larına da vurursak zaten bitirebiliriz. Ama Veigar Nexus'a vurmak istemedi. Milyar yetenek doluydu, şey doluydu pasifimizde. Nasıl da oyunu bitirmiş oldu arkadaşlar. Ormanda Zek de bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.